Hayvan dostu kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Mustafa. Arkadaşlar bu videomda sizlere cennet papağanı yuvalıklarından bahsedeceğim. Görmüş olduğunuz bu yuvalı kendi beslemiş olduğum cennet papağanlarım için yaptırdım arkadaşlar. Muhabbet kuşu yuvalına göre biraz daha büyük cennet papağanı yuvalıkları ve tahta olarak da kalınlar gördüğünüz gibi. Muhabbet kuşu yuvalık tahta kalınlığına göre biraz daha kalın. Bu kalın olma sebeplerinden biri de cennet papağanları ve papağan türlerinin kemirme özelliklerinin olmaları. Tahtayı aşındırıyorlar, kemiriyorlar arkadaşlar şuralarını. O yüzden buna çözüm olarak kalın tahta seçmişler. Arkadaşlar muhabbet kuşu yuvalıklarını cennet papağanlar için uygun görmüyoruz, önermiyoruz. Takılmaması gerekiyor. Yumurta kırılmalarına sebep oluyor arkadaşlar küçük olması nedeniyle. Arkadaşlar size kısaca şöyle bir yuvalımı tanıtayım. Görmüş olduğunuz gibi büyük boy bir yuvalık. Şöyle göstereyim. Şöyle üst kısmında kafese rahatlıkla takabileceğimiz şekilde kancalarımız bulunmakta arkadaşlar. Şöyle çevirelim. Arkasında ise kapıları bulunmakta. Bu şekilde kolaylıkla yavru kontrolü yapabiliyoruz arkadaşlar. Yuvalığı çıkartmadan. Şöyle İçerisi gözükmüyor şu an, karanlık. Ayrıca şu da çıkabiliyor. Ama çıkartmayacağım şu an. Takalım arkadaşlar yuvalımızın kapağını. Rahatlıkla da takılıyor arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Şimdi sizlere bu yaptırmış olduğum kafesimin ölçümlerinden bahsedeceğim. Ölçelim arkadaşlar. Sizler de yapmak isterseniz bu vermiş olduğum ölçülere göre yapabilirsiniz arkadaşlar. Yuvalığımızın uzunluğu 25 santimetre görüyorsunuz arkadaşlar. Yüksekliği şöyle arkadaşlar 20 santimetre görüyorsunuz. Eninde ölçecek olursak derinliğini 21-20 santimetre arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şöyle kapısını da ölçelim arkadaşlar. 6,5 santimetre arkadaşlar. Bu yapmış olduğum yuvalı arkadaşlar kuşlarımızın üretim kafesinin ikinci kapısından takacağız arkadaşlar. Sizler de biliyorsunuz. Pet shoplardan da istediğiniz gibi alabilirsiniz. 10-15 TL civarlarında ucuz bir yuvalık arkadaşlar. Ama ben kendim yaptım. Verdiğim ölçüleri kullanarak sizler de kendiniz yuvalınızı yapabilirsiniz arkadaşlar. Bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.